Efendim mutlu akşamlar, işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle, dop dolu bir beyaz ana haberle geldik karşınıza. Gelin biraz özetlerden bahsedeyim size, öne çıkan bazı haberlerden. İyi Parti Genel Başkanı işte Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongresinde aday olmayacağını açıkladı sevgili izleyenler. Hatta Meral Akşener'in odasının toplandığı yavaş yavaş da söyleniyor gelen haberler arasında diyelim. Bunun detaylarına zaten gireceğiz ilerleyen dakikalarda. Efendim, imamın çöpe attığı bir cübbeyi üzerine geçirip başörtüsü de takan sapık camide tacize kalkıştı ve Samsun'u ayağa kaldırdı. Polis şimdi o tacizcinin kim olduğunu araştırıyor. Yine detaylarını da beyaz ana haberde sizlere aktarmaya çalışacağız. Kavgalı olan komşu kadınlara geçelim. Sakarya'ya sevgili izleyenler, kavgalı komşulu kadınlar birbirlerine önce laf attılar. O laf kavgasına kocaları da dahil olunca yine bir çatışma maalesef ortaya çıktı. Yine bu haberin detaylarını da az sonra. Bakın, seçimde farklı adaylara destek veren iki aile arasındaki gerginlik sonuçların açıklanmasından hemen sonra taşlı sopalı kavgaya döndü. Sopalarla birbirine giren, çatılardan karşılıklı taş yağdıran ailelerin çatışmasında tam 7 kişi hastanelik oldu. Beldenin önde gelen aileleri arasında seçim kavgası yaşandı. Taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra gerginlik yaşayan iki ailenin birbirine taş yağdırdığı bu görüntüler Silopi'nin Çalışkan beldesinde kaydedildi. ...31 Mart seçimlerinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun %57.54 oy olarak yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit de %41.70 oy alarak seçimlerde ikinci oldu. Bu sonuç iki aile arasında seçimlerden önce başlayan gerilimi daha da tırmandırdı. Akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Karşı karşıya gelen aileler mahalleyi birbirine kattı. Kavga anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. İki ailenin üyeleri çatılara çıkıp karşılıklı birbirine taş yağdırdı. Karşı karşıya geldiklerinde sopalarla birbirine giren iki aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken gerginliğin devam ettiği beldede iki ailenin yeniden karşı karşıya gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı.